Stop Press Media YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Buğra Topuz. Bugünkü program partnerlerim Mustafa Uğurpala ve Umut Akıncıoğlu ile beraber Avrupa Basketbolu'nun arka bahçelerine dolaştığımız sosyete kulübüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Buğra'cığım. Umarım keyifler yerindedir. Çünkü birazcık böyle tempomuz düşük olabilir. İki temsilcimiz de bu hafta maalesef ki mağlubiyetle ayrıldı sahadan. Konuşacak yine pek çok konumuz var ama ben programa başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da es geçmeyelim. Programımızın başında her zaman olduğu gibi ilk etapta puan durumunu konuşmak istiyoruz. Bu hafta maalesef ki temsilcimiz Fenerbahçe Beko liderlik koltuğunu da olsa Paris basketbola kaptırdı. Milano'ya kendi sahasında 91-85'lik skorla mağlup olan temsilcimiz bir sıra geriye düştü. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes'te e, deplasmanda az vele mağlup olarak 9. sıradan 11. sıraya geri düştü. Burada Umut abi senin görüşlerini almak istiyorum. Neler söylemek istiyorsun? Paris düşer müşer diye diye zirveye kadar çıktı. E, temsilcimiz Fenerbahçe'ye geçmiş oldu. Ben Paris basketbolu dans mans işleri var. Ya, Uğur Hokka bazlıkla e, nitelendiriyor onları. Şenol Evgi Fit Gizodan şarkı paylaşıyorum. Çek kameracı. Oradan çek, buradan çek, kralı çek, kraliçeyi çek. Adamlar zirveye kadar gitti. Helal olsun. Yani keyif katıyorlar. Euro Ligi'nin eşe katıyorlar. Bu yüzden Paris'i tebrik etmek lazım. Fenerbahçe ve mağlubiyeti olmasına rağmen zirvedeki yerini koruyor. Skor almayı, şu an hep skor alıyordu Fenerbahçe ama oyun işte Milano maçında problemli maç sonu konuşmuştuk. Ee, bu hafta yani kaybedenlerin haftası Olympiakos kaybetti, Panathinaikos kaybetti, Madrid kazandı ama Barcelona kaybetti. İki temsilcimiz için kısmi bir e, fırsat haftasıydı maalesef değerlendiremedik burada bir problem çıktı. Milan'ın yükselişi devam ediyor. Son, son haftalardaki aldığı galibiyetle birlikte yavaş yavaş play'in attığını oraya hatta yani Madrid'de galibiyet mağlubiyet sayıları aynı. Hani oraya Efes, Milano ve Madrid olarak değerlendirebiliriz. Kızı Yıldız ilaç gibi galibiyet aldı Bayern Münih'e karşı. Farklı bir galibiyet aldı. Petrushev'in çıkışı geldiğinden beri acayip bir performans sergiliyor. Bu biraz e, Sefer ilaç olacak. Jalgiris'te ise Francisco Loni Walker, Marcao Keramak Türkoğlu tarzı bir kavga bekliyorum Meloriera gibi. Birbirleri arasında ciddi problem var. Trinkieri guard sorununu çözmezse bak Gatorade'si kaybetti. Jelgiris küçük küçük düşmelere başlar. Onlar için de alarm haftasıydı. Umarım o alarm alırlar. Programın başında da söylediğim gibi temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda az vele 97-82'lik skorla mağlup ayrılarak 12. maçta 6. mağlubiyetini elde etmiş oldu. Uğur abi bu kısımda senden başlayalım. Anadolu Efes'in bu durumuyla alakalı neler söylemek istersin? Ya bizim oyuncularımızın biyolojik saatine çok uygun olmayan saatler mevcut yaşadığımız düzeni düşündüğümüzde. O yüzden de bu deplasmanlar beni kağıt üzerinde göründüğüne göre çok daha korkutuyor. Bu sıkış saat uygulaması Türkiye'de geçerli olduğu sürece bizim de özellikle deplasmanlarda bu saat 23'te oynanan maçlar zaten hep zorlu olacak. Ama Efes'in e, hali hazırda e, kazanması gereken bir e, Paris maçı kaybettikten sonra reaksiyon göstermesini bekliyorduk. Maça da fena başlamadı. Her şey yolunda gidiyor gibiydi. İşte üçlükler giriyor, tak takıp potaya gidiyor. Oyuncular e, kısalar devrede, forvetler işin içerisinde derken 3. periyotta tam e, farkı Efes artık maçı koparmaya doğru giderken Aslan koçunun molasının ardından hep her şey artık Efes'in aleyhine döndü. Bir türlü rakibin koyduğu sertliğe yanıt veremedi. Eee açıkçası sırada Nando De Colo'nun takımı çok iyi yönetmesine de hiç engel olunamadı. Yani 11-12 sayı farklarla önde götürdüğü 3. E, periyodu geride geride kapattıktan sonra da bence çok ciddi dağıldı. Zaten son periyotta yaşananlar çok rahatsız edici. E, takımların moladan döndükten sonra reaksiyon göstermesini hani, bekleriz. Fakat daha sonra büyük takımı tekrar kalite farkını ortaya koyup için içerisinde girmesini bekleriz. Efes e, Koçio kredisini en çok tüketen periyotlardan birisi yaşandı. Hiç yakışmayacak ne kadronu kalitesinin ne bile takımın sezon başından beri yaşadığı işte çalkalanmalarına rağmen kritik eşiklerde gösterdiği reaksiyona hiç yakışmayacak şekilde Efes çok tatsız bir mağlubiyet aldı. Yaptığı hataları telafi edebileceği bir e, maçtı. Mutlaka kazanması gerekiyor bu maçı. Bence sıralamadaki yerini de ciddi şekilde riske attı Efes. Çok üzüldüm Efes adına. Umut abi? Aa, sağ içinden mi başlayayım, sağ dışından mı başlayayım? Dünkü maçtaki en iyi beşi Elijah Bryant, Darius, Stanley Johnson, Ercan ve Poirier maçın kritik anlarında yine garip garip, enteresan yerlere döndü. Geçen hafta söyledik, ondan önceki yayınlarda tartışıyorduk. Biraz sağ dışından gelip şey yapayım. Geçen haftaki yayında Efes bir karar vermeli demiştik. Bugün de Efes artık vedalaşmalı diyelim. Yani Miatovic Efes'in kurumsal hafızası. İyi bir insan. Herkes de Dün Fenerbahçe yanında Skyler Mace de biraz yardımcı olsun demiştik Uğur'a. Yani artık e, Miatovic de tak, e, de biraz yardımcı olsun insanlar. İnsanlar olabildiğince toleranslı kalmaya çalışıyorlar. Sabırlı kalmaya çalışıyorlar. Çok tek tük var kötü bir şey ama bu şimdiden uyarayım birkaç hafta sonra şuna dönecek. Ya Ergin Ataman döneminde de Cenk Hoca varmış, Yakup Sekizkök varmış. Miatovic'e rağmen bu takım iyi analizler yapıyormuş kıvamına kadar gider. İşaret orası. Şimdiden söyleyeyim. Genellikle öyle olur. Efes'te yine oyuncuların kenara dönüp baktığında bir koç performansı, bir desteği istediği dönemde. Oyuncular iyiken iyi eşlikçi, sağ içinde problem varken kötü eşlikçi. Ama bana şey gelip gelmiyor. Yani ben şeyden kızmıyorum Burak. Basketbol gündemi yayını yaptık 3 gün önce seninle. Sen ben Kerem abi. Ee, bu maçın biraz maç önünü yaptığımızda 50-50 demiştim. Yani Azvel'e karşı bir e, oyun. Orada daha detaylandım çünkü üstünden biraz daha özet geçeceğim. Bir koç performansı gerekiyor burada. Bir oyun ve dokunuş lazım. Futbolla benzetmiştik. Tek gollük takımlar canı olan takımlar. Gol geç geldikçe direnci artan takımlardır bunlar. 5 e, dakikada double Yani 3'ün çeyrek ortası ve 4'ün çeyrek ortası 10 dakikalık sekansta. Oyuncular saha içerisinde yapayalnız kaldı. Mijatović yine dokunamadı. Yine dokunamadığı molalarda geç kaldığı moment molası almadı, savunma molası almadı. 2-3'lük yedikten sonra hala seyretmeye devam etti. Takımın gittiği çok barizdi. Ee, hiçbir şey değiştirmeye çalışmadı maç içerisindeyken. Ee, özellikle ikinci yarıdan bahsediyorum. Ee, hep aynı şeylerden deneyerek farklı sonuçlar elde etmeye çalıştı. Bence teşekkür etmek lazım. Çünkü 3. ayına giriyoruz artık Euroleague'in. 3. aydan ya biz bu sezonu böyle geçelim. Yazın daha iyi bir koşla devam ederiz falan. Hiçbir takım, Efes gibi bir takım özellikle. 3. aya girmişken sezondan vazgeçmemeli ki bu da 3. sezon artık. Ben yazın koymuştum kendi kriterimle bu sezon başarı sezonu. Yatırım matırıma bakmam. Tek sezonluk kadromu kurarım. Gerekirse tek sezonluk hocamı getiririm. Bir play ve üstüne final four zorlamaya taraftarımı ikna ederim demiştim. Efes yine mi vazgeçecek? Bakalım İsmail Şinoğlu burada bekleyecek mi, hamle mi yapacak? Yatoviç'e yani de teşekkür edip yani çünkü şey olmuyor. Takım sonuç alır bak yine. Yine gezinir, play attı, play-off attı. Buralarda gezinecek bu kadro. Bu hatta gidip gelecek yani 6 ile o bin sırasında sıra gidip gelecektir. Mesele o değil. Mesele Efes'in aslında kazanabileceği maçlarda bir koç ligi olan Avrupa basketbolunda koç hamlesi gelmiyor. Ne maç planında ne maç için manevrasında. Bu bence problem olan. Ben kendi adıma teşekkürler Miyato'ya söyleyeyim. Sonra resmi açıklamayı da bir gün bekleriz buluruz herhalde. Şimdi Umut abi, Uğur abi siz yorumlarınızı yaptınız. Hani ben de çok üstüne bir şey ekleyip hani izle bizi izleyenlere çok böyle sıkmak istemiyorum ama şimdi birazdan Fenerbahçe'ye konuşurken de e, değiniriz ama Fenerbahçe maç kaybettiği zaman en azından diyorsunuz ki ileri iki maçlarda belki reaksiyon verebilir bu takım. Hani bir karşılık verebilir rakibine, kenetlenebilir, hatalarından ders çıkarabilir ama ben Anadolu Efes'te maalesef o ışığı göremiyorum. Mutabık dediğin gibi ben yani tek sezonda artık başarı gelecekse gelmeli. Seyirciler birazcık daha başarılı olmayı ikna edilmeli. Hani ayrılıklarda sevdaya dahil diyeyim artık birazcık daha romantize edeyim durumu. Miatovic'e de güzel bir şekilde vedalaşılmalı diyorum. Buradan izleyenlerimize de ben bu konuyu aktarmak istiyorum. Tomislav Miatovic alakalı neler düşünüyorlar? Takımda kalmalı mı, gitmeli mi? Yorumlar kısmında görüşlerini bizimle paylaşabilirler. Kenara yani teknik de yer alabilir Miatovic tekrardan geri gelecek. İşte şu oluyor. Kim hangi koç gelecek? Valla geçen sene Erdem Can döneminde de bu tartışılıyordu. Ben Nerdem Erdem Hoca yani artık tıkandı bu ilişki dediğimde kim gelecek? Yani Mijatovic geldi bir ayda takım playin attı attı kendisini bir buçuk ayda yani o reaksiyon üstüne yeni bir hikayeyle birlikte bulunur. Bak Spanulus geldi Monaco'da bir şeyler değiştirdi. Belki düşüşler çıkışlar olacak ama yani bunun tercihini zaten analizinin iyi yapılması gerekiyor. Ya mesela Löwen sırtı dönük oyun oynar. Bu adam, bu adam hayatı boyunca sırtı dönük top oynadı. Mesela Ituidis döneminde şöyle bir şey yapıyordu Fenerbahçe. Sırtı dönük oyun oynayan oyunculara 4 numarada Pierre veya Hayes ile eşleştiriyorlardı. Ters tarafta mod diye bırakıp ikili sıkıştırmaya yardım savunmasına buradan getiriyordu. Efes'le bunu savunabilecek Roland Schmitz var. Bu adam bu yüzden aldı sen. Bu tarz benziyetler olduğu için hiç denenmedi. Yani Derek Willis'le de yardım savunması gerekiyor. Derek Willis zaten e, Schengen Kukurella geçen sene mimledi yani direkt Willis'i burada ne yapabileceğini. E Nando De Colo. Nando De Colo'yu Fenerbahçe yayınlarında ve Uğur Fenerbahçe'deyken ne konuşurduk veya Fenerbahçe'ye ne yapılırdı? Nando takım sahada tek başına bir oyun kurucuyken Nando'ya ikili baskıya giderdi takımlar. E bunu Euroleague'de son bir buçuk aydır bütün takımlar deniyor. Efes'te bir Nando'ya karşı bir toz, tam sağ baskı, köşelerde bir ikili sıkıştırma, top çalmaya. İki, iki pozisyonlu takım bunlar. İki pozisyon bu takımlardan bu topu çalıp momentum alırsan kalitenle öne atacaksın. Yani David Light diye, Kavut diye, yeni Kavut diye yenilmeyeceksin. Bu tarz hamleler, bak tutmaya bu hamleler bu arada. Tutmuş hamleleri söylüyorum hep. Tutmaya ama yeni bir şey denemiş oldun. Maçı çevirmek adına bir şey değiştiriyorum derdin. Hiçbir hiç şey yapmadım. ya. Topu Dekolo'nun elinden çıkarttırman lazım senin. Çok basit yani. Zaten top onun elinden çıktığı anda e, organizasyon kalitesi tamamen düşüyor Asfel'de. Tüm takımlar yapıyor bunun üzerine koyuyor. Çünkü Maradon daha çok bitirici olarak etkili e, etkili ve değerli. Palisli de zaten bol handigi çok yüksek olan bir oyuncu değil. Senin Dekolo'nun topu elinden çıkartman, organizasyon ona yaptırmaman gerekiyor. Efes'in onu kontrolden çıkarabilecek, savunmaları yapabilecek oyuncuları da var. Fakat hiç koş bu hamleleri girişmiyor maalesef. Yani bu bunu görmek çok üzücü. Hiç böyle marjinal fayda sağlayacak 30 saniyelik bir dakikalık hamlelerden bile kaçınıyor ya. Bir monodan da dön, dön mesela bir tane yerli oyuncuyla. Doğuşta, Holas'ta ve mesela bir yıprat, bir tane sert faul yaptır mesela Dekolo'ya. Ya yani bunlara bile girişinmemesi gerçi beni çok rahatsız ediyor. Favori takımların bu yüzden geniş kadrolar kurarlar. Diğer takımlara göre farkı budur zaten. Ee, ben koçların en rahatsız olduğum şey kendi potansiyellerine ulaşmasına engel olmasıdır. Şu anda da bence Mijatovic efes'in potansiyelinin oldukça altında kalmasının başlıca nedeni gibi görüyorum. Sen doğuş olas demişken de sonraki şey söyleyeyim. doğuş yerli olduğu için kadroda olur da Holas ve Vora'nın kararında verilmesi lazım yani Mijatovic, Holas ve Vora. Bunun kararını vermek gerekiyor. Bence hep kısa lazımdı. Ben mayıs ayından beri kısa lazım diyorum. Koç kısa ve eğer Vora artık bekle bekle bu adım atamayacaksa Efes'in bir 3 e, numara bu skorer 3 mü olur yoksa 3'ten 4'e kırılabilen bir 3,5 numara mı olur Bunun da kararının vermesi gerekiyor. E, Bobuan da İlaycan'ın da Darus'un da canı can değil mi yani bu yazık bu üç adama da üstüne bindiğin gidiyorsun gibi oluyor. Biri takılınca da ayağın tökezliyor. Çünkü kenardan bir destek gelmiyor. Bunun da kararını vermek lazım. Efes'te bence Aralık ayı karar ayı. Umarım karar vermekte geç kalmaz Efes bir şeyler. Umut abi sen Aralık ayı karar ayı demişken ben de hem size Umut abi Uğur abi hem size hem de izleyenlerimize bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi fiksürü açtığım zaman Anadolu Efes önümüzdeki hafta bir çift maç haftasına gidecek. Bayern Münih'le ile oynayacak iç sahada ve Derkasman'da da Jalgiris Kaunas oynayacak. 13 Aralık'ta evinde Panathinaikos'la 20 Aralık'ta yine evinde Partizan'la 26 Aralık'a deplasmanda Monaco'yla ve 3 Ocak'ta Fenerbahçe Beko deplasmanında olacak. Siz bu karşılaşmalardan kaç galibiyet bekliyorsunuz ve yeni yılda Tomislav Mijatovic'in takımın başında olmasını bekliyor musunuz? Ben buna çok böyle oturup bir cevap veremeyeceğim çünkü Efes'in bir günü bir gün ne tutmuyor açıkçası. Normalde burada iç saha maçlarında Efes'in performansını konuşmamız lazım. Ama oyuncu performans odaklı bir kadro Efes. Koç performansı olmadığı için. Oyuncular o gün günündeyse alayını da yenebilecek kıvamda ama e, ortalama performanslarda hepsine de yenilecek bir kıvamda oluyor. E, maalesef işte Efes'te şikayet ettiğimiz konu bu aslında. Uğur abi. Evet. Buğra'cığım öngörü yapmak çok zor ama iç sahada Bayern'e bir şekilde Efes'in yeneceğini düşünüyorum. Diğer maçlar ise Efes için mağlubiyet ihtimali daha yüksek. O bu sürede bir karar alır Efes. Hani majör bir hamle yapar. Takıma bir şok etkisi gelir. O zaman yeniden konuşmak gerekir. Zaten şu anda bu arada bunları söylerken de hani Efes o kadar istikrarsız ki kağıt üstünde belki Euroleague'de en en tahmin edilemez takım durumunda şu anda. Bence takımlar için de çok zor. Efes'i analiz etmek de kolay değil. Oyuncuların sadece koç hem e, oyuncuların oynadığı oyun da değişiyor. Bunun kalitesi de değişiyor. o yüzden de öngörüsü gerçekten çok zor ama bir şekilde sanki iç sahada bu kadar kötü günlerin ardından de çok iyi sinyaller vermezken dün Kızıl Zizep'in Efes Bayern'i yene, yenerek bir pansuman yapabilir diye düşünüyorum. Demin de belirttiğim gibi Uğur abi, Umut abi sahiçi görüşlerini bu şekilde bizimle paylaştı değerli izleyenler. Bu konularla alakalı ve Efes'le alakalı ekstra başka bir konuyu belirtmek istiyorsanız yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz görüşlerinizi. Gelelim haftanın en ilgi çekici maçlarından bir tanesine El Clasico. Ben de benim gibi düşünen pek çok basketbol sever aslında burada Barcelona'nın mağlup olacağını ve Scariolo'nun jölelerini hazırladığını düşünüyordu. Ama Facundo Campasso buna bir dur dedi ve iki uzatmanın sonunda deplasmanda Real Madrid, Palau Blaugrana'da çok önemli bir galibiyet elde etti. Uğur abi bu sefer senden başlayalım. Bu güzel maçla alakalı neler söylemek istersin? Ya bir kere maçın atmosferi gerçekten gerginliği tam tadındaydı. Derbi olduğunu dibine kadar hissettirdi. İki takımda da galibiyeti çok, ihtiy çok ihtiyacı vardı. Bunun üzerindeki baskısını da oyunculara yarattı. Bu gerginliği de bağda saçma sapan tek haftada oluşmasına da adında, e, tetikleyen unsurlardan birisi oldu. Barcelona aslında maçı kazanmayı normal süre içerisinde hak etti hak edecek, e, kazanacak kadar oynadı Barcelona. Bence Real Madrid'in yarım yarı adım önündeydi. Real Madrid böyle oyuncuların can havili ve yüksek kalitesiyle bir şekilde maçın içerisinde kaldı. Orada da işte e, gerçekten Barcelona Barcelona'nın e, olayı çok aradığını, e, ona da e, Metun'un da eklenmesiyle e, rotasyonunun ciddi şekilde e, Hatar aldığını e, görüyoruz. Campazzo'nun basketiyle maçı uzatmaya gitmesi, Campazzo'nun o üçlü atmasına müsaade edilmesi. Faul yapılması lazım mı orada? Ben faul yapılması gerektiğini inananlardanım. Uzun yıllarda bunu savunuyorum. E, NBA, yi, NBA yi de buna geçti. Yalnız Campazzo ile ilgili çok rahatsız edici bir şey var. Campazzo topu o kadar hızlı elinden çıkarabiliyor ki evet. belki de topu Campazzo'nun elinden çıkarttırmak gerekiyor. Yoksa Campazzo gerçekten onu faulü, normal bir faulü hemen atış göstererek 3 atışa götürebilir. Bir de çok sürprizli bir oyuncu basket faulü bile getirebilir yani. Orada da yürürlükte Vur. belki faul yapması en zor oyunculardan bir tanesi. Büyük resimde şöyle bir şey olabilir miyiz? Olabilir miyiz? Şöyle bir şey kaybediyor olabilir miyiz? Penoraya hocam deha. Şöyle bir şey düşünmüş olabilir mi? Ulan ben bu maçı alırsam Skaryola gelir. Bu adamlar dirilir. Kısa vadede ben bu verirsem bunlar matı öyle devam eder sezonun sonunda kazanan ben olurum gibi bir düşünce olabilir. <laughs> Vallahi kendi taraftarının önünde ben bu klasik oyu bence kazanmayı çok istemişti. Çünkü takımı evet, da hocam. çok iyi yazdırmış. Gerçekten çok da. Ama iki haftadır kritik hata yapıyor. Geçen haftaki evet. detaycı hatta Paris maçında katıyorum ben. E, bu kadar detaycı bir koçun e, Paris maçındaki hatası ve dünkü maçta bu El Clasico'daki yaptığı hata, Penroya tipindeki tarzındaki bir koça yakışmıyor. Hak etti mi ben, Bence de savunma beşleriyle savunma beşlerini bulmakta çok zorlanıyor. Koyduğu takım. Yani böyle bir takım 3 üç dakikalık sekansta bir anda 14 sayı yiyor mesela Barcelona. Daha sonra rakip tutabiliyor ama rotasyonda arada çok ciddi farklar oluştu. Uzatma ise gerçekten tam bir roller coaster'dı. İlk etapta biz e, Real çok iyi başladı. Barcelona kazanacak zannettik. Kannettik. Daha sonra tekrardan Real e, uzatmayı, Uzatmanın uzatmayı bitirebilecekken kazanamadı ama ikinci uzatma Real için gerçekten çok parlak geçti. E, orada da Tavares Campazzo, e, Hezon ya çok çok iyi, çok çok iyi performans ortaya koydular. Özellikle Tavares'in o tav e, hücum ribantları, sürekli Cemal'den atak tadeli sağlaması, savunmadaki direnci çok çok etkiliydi. E, Real için de bir uyanış olabilir. Buradan ben çok ufak bir seslem yapacağım. Justin Anderson'a güzel kardeşim maç bitmeden sakın bir daha Campazzo'ya sataşma. Bak bu şekilde üstünden üçlüyü atar. Sonra da eli boş dönersin ilk sahadan. Öyle saçmalı bir ay zekanın hatırlıyorsunuz değil mi? Yunus kazandı. Evet. Yunus kazandayken yapmıştı bunu. <laughs> Euroleague'in vardır abi işte. Maç bitmeden erkenden, erkenden sevinmeyeceksin ya da sataşmayacaksın. Herki Campazzo gibi bir adama. Burada bir de daha önemli bir detay var bence maçtan önce. Ekranlara gelen Raul Neto daha ilk maçında sakatlandı. Görsel seçim nasıl? Muazzam gerçekten. Çok <laughs> çok etkileyici. Ya yazık olmadı. Yazık olmadı. Hoca Pineroy'a hoca cebinden kurşunu boşa harcadı. Yönetim istemedi bu adamı çünkü ee, sakatlığından sebep. Pineros da evet bir 5 maça çıkmıştı ama yani Brezilya maçında da seviye bir tık artınca hemen sakatlandı. Gitti yani gitti. Yok yani Neto maalesef basketbol hayatı üst seviye için tartışmaya çık. Bu maçta da hemen sakatlandı. Biz bunu basketbol gündemi yayında da konuşmuştuk. Bence aradığı oyuncu tiplemesi bu değil zaten Barcelona'nın. Yine eğrisi doğrusuna denk gelecek. Eğer bir oyuncu alacaklarsa net olan çıkılacak muhtemelen. Bence de skor yönü daha kuvvetli bir oyuncu, Abrines altıda bir falan atıyor. Bütün yük pantırın üstüne biniyor. Skor yücü daha yüksek bir combo guard tercihi daha iyi olur. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'dan devam edelim ama yine ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum ben bizi izleyen e, takipçilerimize. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da es geçmeyelim diyelim ve temsilcimiz Fenerbahçe bir konu durumuyla devam edelim. Sağsında Olimpiya Milano'yu ağırladı Sarı Lacivertli ekip. Bu maçtan 91-85'lik bir skorla mağlup ayrıldı ki evinde mağlup olduğu maç sayısı 3'e yükseldi Fenerbahçe Beko'nun bu sezon. Ekrana görmüş olduğunuz Nikola mirot de 29 sayı, 9 rebound ve 38 verimlilik puanıyla öne çıkan oyuncu oldu. Galibiyetin mimarı oldu Milano adına. Burada Umut abi senden başlayalım. Bu maçla alakalı neler söylemek istersin? Ya maç sonu yayınında görüntülerle bir şey anlattık. Kendimiz de sohbet ettik. Zaten zordu. Yayın da zordu. Maç da zordu. izleyeceğimize de, de zordu. Hakikaten zordu iç sağ oyunumuz yok. Hani bir oyunumuz yok yorumu gelebilir yorumlar kısmına. Bunu kabul ediyorum. Deplasmandaki maçlarda bu tarz oy oynadığımız ma maç şeklinde oynamak kabul edilebilir. Ama iç sahadaki şu oyun kabul edilmez. Hadi oyunun olmadığı senaryolarda bu takımın hiç enerjisinin bittiğini, bu kadar negatif böyle reaksiyonsuz kaldığını da hatırlamıyorum. Ee, şöyle bir furuya başlamıştı birkaç, bir on gündür falan belli ki maçları seyretmeyenler. Ya ligin zirvesindeyiz, bu takıma niye sallanıyor hala transfer isteyenler var diye çok net belli ki maç izlemiyorlar. Bu maçı da izlemeyen diyecektir ki 85-91 ne kadar yakın geçmiş diye. Aslında öyle olmadı bu Fenerbahçe'nin son bir buçuk dakikada koyduğu reaksiyon. Ligin en iyi 3. E, üçüncü veya dördüncü hücum performansı Milano'daydı. En iyi savunma performansı da Fenerbahçe'deydi bu maç öncesine kadar. 91 sayıya bakıyorum Milano hücumdan devam. Fenerbahçe'nin 91'ine bakıyorum. Hiç savunma performansı yok gibi yorumlanabilir. Ama yarı sahada her iki da işini yaptı. Burada Biraz Yasikevic'in, koçun değiştirmesi gereken işte şu. Messi'ne bir yarı saha planı, Fenerbahçe yarı saha planı. Maç sonu yayında görüntülü anlattığım için girmeyeceğim o detaya. Burada işte hamle üstünü kuracak ve enerji değiştirecek olan ev sahibi takımlarıdır. Bir reaksiyon koymalıdır. Mijatovic kısmında söylediğimiz gibi Fenerbahçe tam sağ baskısına hiç... Girişmedi. E, Nico Mannion gibi, Nenad Dimitrievic gibi top kaybına yakın oyunculara karşı hiçbir tam sahada bir tempo arttırıcı plana girişilmedi. Fenerbahçe ikinci vitesten 3-4-5'e hiç çıkmayı denemedi. Farklı beşler denemedi. Oyuncular üzerinden oyunu değiştirmeye çalıştı Yasir Kevichus. 9 günlük aranın Fenerbahçe'ye iyi gelmediği, yani takım olarak dönememiştik. Bir izleyicimiz Yarkın Sakarya'ydı yanlış hatırlamıyorsam. E, tatil dönüşü pazartesi sen durumuna benzetti. Fenerbahçe'nin bir kredisi vardı Buğra. Bu maç kaybetme ama bunu yine iç sahada kullanılması bence doğru değil. İç saha senin kalen olması lazım ki deplasmanda çaldığım 5 maçın anlamı ortaya çıksın. Deplasmanla içeriği telafi eder kıvama gelindi. İş kazası ama inşallah haftaya bir reaksiyon gelir İspanya turnesinde. Uğur abi. Zaten Fenerbahçe'nin bu sene ki e, iç saha oyunu hatta bazı deplasmanlarda oyunu anları iyi oynama, vidaları sıkma o anda da yıldız, yıldız oyuncularının önünü açıp onların ekstra performanslarıyla maçlar kazanma yönünde ilerliyor. Biz yoksa Fenerbahçe'de sistematik şekilde rakipleri yıprattığını, püskürttüğünü zaten çok görmüyoruz. Dün de öyle bir maçtı. Fenerbahçe maça bence hiç iyi hazırlanmamış. Umut'un dün ısrarla vurguladığı enerji gerçekten çok düşüktü. Oyuncuların ener oyuncular o kadar enerjisizdi ki tribün tribün de bunlar hiç elektrik denemedi. Fenerbahçe tribünleri de zaten son dönemde takımı çok yukarı e, çıkartan profilde değil. Koç bence yeterli de tutkulu ee, kızgın molalar almadı. Oyuncuları tekrar maçı içine sokmak için çok da fazla emek vermedik. Emek vermedi. Oyuncular da, Milano'lu oyuncuların imajını hiç bozmaya çalışmadılar. Bir şöyle bir faul yapalım, bir sinirlendirelim, e, form içine girelim şeylerine hiç girmediler maalesef. Hiç temas etmediğimiz, hiç rahatsız etmediğimiz biz Milano çok rahat bir hücum performansı ortaya koyarak Fenerbahçe ve Fenerbahçe'nin çıkamayacağı bir e, çıta belirleyerek burada açıkçası görünenden, skorun gösterdiğinden çok çok daha rahat bir galibiyet aldı. Özellikle bence 3. periyotta ilk Fenerbahçe 7-0'lık serisinden sonra e, Messi'nin hemen mola alıp e, geri dönüp doğru hamleleri yapmasıyla birlikte maçı Milan'ın kazanacağını bence birçok basketbol basketbolsever zaten hissetmişti. Sondaki çırpınış ise yine de en azından bu kötü geçen günün ardından hani seyircilere bir mesaj vermek tribünlere bizi bu kadar bir daha bir daha bu kadar kolay yenilmeyeceğiz mesajını e, hissettirmeye çalışmaları da oyuncuların yine de kıymetli buluyorum. Burada da bu e, kötü günün ardından açıkçası e, Baldwin, Bolvin, Jagars gibi oyuncuları da biraz diğerlerinden ayırıyorum emekleri, emekleri nedeniyle. Ben de şöyle düşünüyorum. Sezonun bu kısmından itibaren artık ikinci ayı bitirdik çünkü. Fenerbahçe istatistik olarak hep zirvede savunma kısmında. Ben de kendi adıma Fenerbahçe basketbolunu şöyle tanımlarım kimlik açısından. Rakibi bozan, enerjik, altılık oyunlardan sekizlik perform oyunculardan sekizlik performans çıkarabilen, mücadele eden, topa atlayan ve günün sonunda da o dış şut ritmini temposundan alan koşan bir Fenerbahçe'dir benim kimlik tanımım. Hani sağ içi detayına girmeden böyle sıfatla tanım tanım gittiğinde bunları yazarım. Partizan mesela çok eleştirildi değil mi? Obrado işte mesela. Partizan'ın bir iç sağ oyunu vardır mesela. Yani maçını iç sağdaki maçını izledim de Partizan'ın. Seyirci boğar, takım ısırır, koşar, bir tane beş numarası çembere sımacını vurur, vurur, panyaya vurur, taraftar coştur, e, çirke o Bir şeyi tanımlarsın. Fenerbahçe'nin bence bu saatten sonra Yasikevicius'la modern basketbol, e, daha az driplik falan İç saha oyunu bunu deplasmanda nasıl oynayasın oynama. İç sahada bence Fenerbahçe rakip kim olursa olsun kötü basketbol oynamak zorunda. Yani kötü basketboldan kastım e, seyir zevki gerekirse düşük olabilir. 67'lerde oynayabilirse 67-63 bitebilir maç. Ama o maçta kemik sesi savunma rubantları, topa atlayanlar, mücadele, bir oyuncunun sadece çift taneye geçtiği gibi performansları ben kabulüm. Çünkü belli ki diğer oyuna gidemeyeceğiz biz. Hani koç Ağustos ayına dönmek istemiyorum diyor transfer gelmesin diyor ama sanki hiç Ağustos'tan çıkamıyormuş, Eylül'den çıkamıyormuşuz hissi var bende. Skor alabiliyoruz ama oyun alamıyoruz. Oyunu buraya devşirirsek, bak Djordjevic akıllılık yapıp buna devşirmişti. E, Nando Veseli sakatlandığında ve Fenerbahçe çok iyi bir çıkış yapmıştı. Ta ki Rus takımlarının durumu e, sıkıntıya düşene kadar. Fenerbahçe'nin kimliğinde bu var. Bence bu sefer kaliteli ellerin de var senin. Hani forvet gücünün yanında Nigel gibi, Wade Bolvin gibi, Guduric gibi bu cezaları kesecek. Bunun üzerine gidebilir Fenerbahçe. Bu sezonun oyun planlaması böyle olursa ben Final Four böyle gelebileceğini düşünüyorum. Yani oyunu buraya çevirebilmemiz lazım iç sahada. Efes'te sorduğum soruyu ben Fenerbahçe'de de sormak istiyorum orada. Çünkü şu an fiksüre baktığım zaman çok zor bir fiksür görüyorum Fenerbahçe Beko'da. Önümüzdeki hafta Baskonya ve Real Madrid İspanya turuna çıkıyor Fenerbahçe. Devamında 12 Aralık'ta evinde Monaco ile oynuyor. 17 Aralık'ta Deplasman'da Barcelona, 19 Aralık'ta Deplasman'da Paris Basketbol, 27 Aralık'ta Partizan Deplasmanı var. 3 Ocak'ta da Fenerbahçe-Beko sahasında Anadolu Efes'i ağırlayacak. Yani gerçekten çok zor bir fikstür var Fenerbahçe-Beko'nun. Bu fikstürle alakalı neler söylemek istersiniz? Umut, İspanya Deplasmanları'ndan Fenerbahçe'nin bir tanesini çalmasını bekliyor. Açıkçası ben de bekliyorum. İki maçlara sanki işler yolunda gitmez ama Fenerbahçe... Bir tanesine daha iyi konsantre olup sanki birini çalar gibi hissediyorum. İçeride Monaco normalde yani karşılaşmaktan en rahat olduğum maçtı ama kaç senedir. Maalesef orada koş ile beraber Spaluris'in zaten ilk, ilk büyük deplasmanda neler yaptığını gördük. O da olduğundan çok daha zor bir maç haline geldi kağıt üstünde. Partizan deplasmanı zaten partizan hangi durumda olursa olsun çekinerek gitmeniz gereken bir yer. Fenerbahçe'nin de çok çok başarılı sonuçlar e, ee, alma alışkanlığı olmadığı bir salon. Paris Basketbol zaten oynadığı oyun tarzıyla genel olarak herkese ters gelen bir takım. Ee, yani o takıma karşı e, sizin form durumunuzda çok çok bir önemi olmuyor. O o hıza adapte olmak bile kolay değil. Ya, baktığınızda Fenerbahçe bir an önce toparlanması lazım. Fenerbahçe'nin nispeten kağıt üstünde daha kolay bir maç olur. Fenerbahçe Barcelona'ya karşı her zaman oyun üstünlüğünü yakalıyor, skor üstünlüğünü de alıyor. Ama işte bunların iyi gitmesi için önce Fenerbahçe'nin iyi olması lazım. Aksi takdirde e, bir konuştuklarımızda çok bir kıymeti kalmayacak. Geçen sene ben Yasike Uçus'un İspanyol takımına karşı yaptığı performansı görünce İspanyol çilingiri demiştim. Şimdi de yine İspanyollarla sınavımız var Paris gibi. Bunlar hep oyun isteyen. Sadece şöyle söyleyeceğim. Yasike Uçus'un Ar Aralık ayından çıkmak mümkün değil. Yani sadece takımla gidemeyiz. Gidemez Fenerbahçe Aralık ayından. İspanyol çilingiri ey, neredeyse geri dön. Aralık ayında sana ihtiyacımız var sevgili Saras. Ordunun başına geçtik. <laughs> Tekrardan ordunun başına geçtik. <laughs> Buradan ben yine izleyenlerimize bu soruyu yöneltmek istiyorum. Yorumlar kısmında Fenerbahçe'nin fiksürüyle alakalı kaç kaybet beklediklerini yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirler. El Clasico kadar olmasa da yine haftanın en önemli maçlarından bir tanesi Partizan ile Olympiakos arasındaydı. Partizan geçen hafta deplasmanla Kızıl Yıldız'ı yenerek önemli bir çıkışa imza atacağını birazcık bize belli etti ama bu haftada Olympiakos'u çok net bir şekilde mağlup ederek bu çıkışını sürdürdü. Umut abi senden başlayalım. Hem bu maçla alakalı hem de bu sahada görmüş olduğumuz beyefendiyle alakalı neler söylemek istersin? Maçı size bırakıyorum Buğra. Sen Fahri Partizan <laughs> temsilcisi olarak değerlendirirsin. <laughs> ben sahadaki beyefendiyi konuşacağım. Yine rahat duramadı. Bir tane sen bize bir Sırp e, haber sitesinin görüntüsünü attın. Maç bitmiş. Oyuncular Ense, tokat, popoya şaplak. Hadi ne güzel maçtı falan fistan ayrılıyorlar. Beyefendi yine kaşındı. Yürüdü yürüdü bak geziniyordu ortalıkta görüntü içerisinde. Telefon olacağı için koyamam ama internette var görebiliriz izleyicimiz. Geziniyor, ee, Obra'nın asistanını görüyor. Hemen bir hararet üstüne gidiyor, parmak sallayarak e, olayları geriyor. Mağlubiyeti hazmetmeyi öğrenmesi lazım deplasmanlarda. Çok rahatsızım. Hayatta bu denli rahatsız olduğum iki insan oldu. Biri Abdullah Avcı, ikincisi Barsokas. Yani ben kendi adıma yeter artık Bar sokas. diyorum ve bir daha kendime sansür koyuyorum, karar alıyorum. Ben yorumlamayacağım Bar Sokas'la alakalı hiçbir şeyi. Doluyum Bar sokası. Fark ettim abi gerçekten nefes alışından, e, tonlamalarından falan. Her deplasmanda olur mu bu ya? Bak kazandığı maçlarda hiçbir şey yok ha. Kazandığı maçlarda evet. selametle deyip gidiyor. Kaybettiği an maçtan sonra bir de o görüntüyü izlemesen ben yine şey yapmıyordum. Sen bana o görüntüyü atınca aranmış. Gezinmiş böyle bildiğin. Bakınmış, bulmuş öyle gitmiş adamın üstüne. Aynen. Biraz kovalamış kavga etmeyi. Uğur abi sana sözü vereceğim ama senin ben bir teşbihini hatırlatmak istiyorum bar sokasla alakalı. Emekli mal müdürü demiştin kendisine. Hala aynı görüşte misin ya da değil misin? Burada topu sana atayım. Bunu müdür ama bile yapmazlar tüm, be. <laughs> tüm emekli devletimize de, şerefi elbet eden tüm emekli mal müdürlerinden özür diliyorum. Az bile söylemişim. Yani gerçekten onları <laughs> e, onlarla kıyafetle ya? bar Sokaz gerçekten acayip irrite edici bir adam. Yani ben ben de Umut'un yaşadığı hissiyatı Avrupa basketbolunda en yakın Rudy Fernandez'de yaşamıştım. Böyle hakikaten utanmaz, arlanmaz bir karakter sergiliyor. Ya, yani İspanyollara Onlara yakışıyor yani diyorsun ya, ki bak Kampasso evet, mesela Arjantin'de ama. Ha hakkını veriyor en azından. Evet. O ateşiyle heyecan hakkını veriyor. Bartokat çok emanet duruyor. Bence Bartokat gerçekten Euroleague'de oyuncularından veya çevresinden, yardımcısından, birisinden dayak yemeye en yakın koç. Kimsenin başına böyle şiddet gelsin istemem fakat o kadar provoke edici bir tarzı var ki kaybettiği maçlarda özellikle net şekilde mağlup edildiği böyle yani takımından çok kendisinin kaybettiği takımına takımının kötü gidişini de durduramadığı koç olarak mağlup olduğu maçlarda çok başka bir karaktere çok başka bir karaktere bürünüyor ve herkesi olduğu çok geliyor ki Partizan gerçekten çok şık bir galibiyet aldı. Çok hani EuroLeague'de çok ihtiyacı olan türde çok klas bir galibiyet almışken o akşam da ben birileriyle de çatayım de şu hani o bu da de et, mirasına zarar vereyim. Şurada bir bir fark et, etki yaratayım diyerek resmen kaşındı. Ee, özellikle de yani tabii ki Tyreek Johnson üzerine gitmesi rah rahatsız edici ama birçok oyuncu da birisi kendi taraftarlarını rahatsız ediyorsa, etrafı kötü enerji yayıyorsa oyuncular da o takımın sahadaki temsilcisi ruhu olarak direkt aksiyon tarafında olarak herkes bundan rahatsız olup bir reaksiyon gösterir. VAR Sokak'ın bu böyle gitmez. Çok çalkantılı bir sezon geçiriyor. Takımda yıldız oyuncu sayısı arttıkça bence o zaten yıldız oyuncularla anlaşmakta zorlanan tipte bir koç. Bunları idare etmek onun için giderek, proble giderek problemli olmaya başladı. O molalarda oyuncularına söz geçiremediğinde, istediklerini yaptıramadığında bunun adresini oyunculara da bir şey söyleyemediği için belki de gidip başka yerlerden çıkartıyor. Kendisinin yenilmesinden de çok keyif alıyorum. Ona ona tepki gösterene çok büyük keyif alıyorum. Ee, bir tane de şöyle büyük bir hamle bekliyorum. Yine bir koçun ona karşı ona, onu bozmasını ve bir oyuncunun onu bozmasını bekliyorum. Çok da keyif alıyorum bundan. Ben saha dışından saha içine gideyim. Saha dışında şöyle bir şey var. Yunanistan takımları, Sırbistan takımları birazcık duygusal takımlar ve bu tarz duygusal patlamalarda olabiliyor ama çok fazla efendilik bekliyor Olympiakos maç sonunda bu olaylardan dolayı. işte e, Bartokası Bartzokas'ı iten taraftarın fotoğrafını paylaşmışlar maç sonunda Bartzokas diyor ki Obradovic'in bir yardımcısı, maç boyu ismini bilmiyorum diyor. Hatta böyle aşağılamayı da çalışıyor kendince. İsmini bilmediğim bir yardımcı antrenör, maç boyu bize küfür etti. E, ben de karşılığını verdim falan. Panathinaikos maçlarından önce Pire'deki bütün tribün kırıtaselerinde lazerler bitiyor. Oyuncuların, Aygin Ataman'ın rakip koçların gözlerini tutmayı biliyorlar. O zaman da paylaşsınlar. Hangi e, taraftar işte ne bileyim e, taşkınlık çıkartıyor veya olumsuz şeyler paylaşıyor. Yani bu kadar fazla efendilik aramasan bir tabiri var ya efendilik arıyorsan git beyaz şova diye. Öyle derler adama. Saha içinde de şunu söylemek lazım. Bence artık partizan saha içi liderini buldu. Sene başında e, Tilikina, Ife Lundberg veya başka bir oyuncudan bir liderlik bekliyorlardı. Ama artık Karlik Jones partizanın yeni lideri oldu. Pota altında da Brandon Davis'in rolü birazcık daha perçinlenmiş olan. Tyreek Jones değil de Brandon Davis artık takımın bir numaralı pivotu gibi gözüküyor. Ben Partizan'ın çıkışının süreceğini düşünüyorum ve aynı zamanda da umuyorum diyeyim. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa diğer konuya da geçebiliriz. Geçelim. Gelelim benim baba mesleğine. Benim babam mali müşavir. Böyle hesap kitap yapmayı, paralarla uğraşmayı gerçekten çok sever. Burada da ekranda görmüş olduğunuz Panathinaikos ve Olympiakos Yunan temsilcilerinin ekonomik tabloları aslında birazcık sosyal medyada haber oldu. Oyuncu ve maaş bütçeleri. Burada Umut abi senden başlayalım aslında. Bu oyuncu bütçeleriyle alakalı neler söylemek istersin? Görsellerinde Paylaştılar Eurohoops yanlış hatırlamıyorsam Kusur, yani basketliyoruz kusura bakmasın hatırlayamadım şimdi tabloları aldım şöyle tablolarda takımların maaş bütçeleri var 18 milyon 520 bin euro Panathinaikos'un maaş bütçesi bu sanıyorum ki uğur, vergilerin düşüldüğü hal ama ya benim mesela dikkatimi çeken ya yani bunun üstüne şöyle düşünler yani bu takımın bütçesi 18 buçuk gibi değil de bu muhtemelen bütçenin yüzde 40'ına tekabül ediyordur tahminim o e, vergiler eklenecek konaklamalar şunlar 45 yani 2 44 milyon euroymuş e, ma, e, takım bir şeyi. E, Panathinaikos da o civarlarda var. Zaten Ergin Hoca'nın da öyle bir açıklaması vardı. Ama benim burada dikkatimi çeken Uğur, Lesor 1.7, Ömer 1. Yani şu pivot rotasyonu 2.7'ye bağlamışlar. Yani gerçekten burada bir hırsızlık var ya. Hırsızlık şu rotasyonu 2 milyon 700 bin euro şu rotasyonu kurabilmek. Eurolig'in belirgin şekilde bence Tavares-Poare rotasyonu bozulmasıyla beraber açık ara en net, en güçlü, Birbirini en iyi tamamlayan e, rotasyon. Dün soru yine nefis oynadı. Ömer Faruk da gelecek çıkışını sürdürüyor. Çok iyi kadro. Yine Mito olduğunu 800 bin euroya oynatmak. Grand euroya oynatmak. Gerçekten. Cedi çok. Cedi'nin düşer yani. Cedi 1.600'lük bir operasyon. Belki NBA'den geldiği için 1.600 çok da 1.600'lük oynamıyor. Cedi şu Oynamıyor ama Cedi de yine de son haftalarda son bir aydır özellikle i̇şte, sadece milli takımda değil o e, geri geldikleri geriden gelir kazandıkları maka bir maçı. Bir, yine yine Euroleague'de bir maçı çok çok iyi oynadı. Birisi kötü birisi çok iyi oynadı yine. Milli, milli, milli takım haftasında iyi geçirdi. Ben Cedi'nin de performansını giderek hani arttığını takım için daha değerli hale geldiğini düşünüyorum. Genel olarak pahalı bir takım gibi görünse de çok çok iyi kurulmuş, işte full kasıt ücreti dışında o da onun da başka nedenleri vardı ki bu takımın bu takımın burulara gelmesinde e, önemli payı var. Bence gayet e, makul ölçekli bir ölçekli bir e, maaş bütçesi bu. Yani Hernan Gomez maaşı bu sene oynamaya başladı paranın hakkını veriyor ama 2.705 numaralar. 800 Mitoğlu'nu ekli çimento ya bu kolonlardan etli sana 3.5 1 milyonda Jalen Grant 4.5'a 4 oyuncuya 4.5 vererek temelleri iyi yer Hani bu maaş şeyinde orayı çok yani burada 7-8'leri harcayabileceğin konuşulurken yani 7-8'lik bir katkı alırken oyunculardan 4.5'a bu işi iyi çözmüşler. Gelelim şeye ee, Olympiakos'un bütçesini. Ya burada da Volkap 1200, Sudan ucuz. E, Nigel William Goss ben beğeniyorum Nigel'ı bu arada söyleyeyim yani 1 milyonda artık şu Avrupa piyasasında 100 e, normal bir fiyata geldi Vildoza'yı bir e almışlar Tyler Dorsey 1.5 Shaq Mekkesiç 650 çok ucuz yani şöyle söyleyeyim olmaz ya, ya abi Galatasaray'daki 30 Livingston'dan neredeyse aynı parayı oynuyor öyle söyleyeyim sana Saşa Vezenko normal abi 3.900 normal hiçbir problem evet. yok Papa Nikola 1.1 normal piyasayı düşündüğümüzde Alec Peters 1.250 yani uygun fiyat. Even, even Fournier 2.1. Moses Wright 600. Mustafa Fall 1850. Militinov 1650. Ee, Kenan Evren'de 500 e oynuyor. O sembolik bir rakam. Bu Fatih'lerime 1905 falan verilmişti ya. Onun gibi bir şey seneye artar o para <laughs> gibi geliyor bir <bana. gülüyor> buçuk falan. Ee, oradan şeyden kaçmışlar. 19750 de burası. Tyler Dorsey. Yani gözünüme batan böyle over para var mı? fazla ücret. Kariyer açısından değil. Sadece güncel form durumlarıyla ve geldikleri noktadaki algılarıyla bence Vildoza ve Dorsey'nin ücretleri kağıt üzerinde biraz fazla görünüyor. Ama onların da kariyerlerine baktığımızda bu rakam normal. Yerli oyuncularına ne derler? De bence Euroleague için 750 bin bir oyuncu değil. Zaten Euroleague rotasyonundaki rolü de çok sınırlı ama milli takım oyuncusu kendi kul kulüpler için önemli değerli bir oyuncu. Onlara da onunla maaşını nispeten biraz fazla olmasını makul karşılamak Dur. gerekir. Laurent maaşı 750 değil ben sana söyleyeyim. O 500. 250 de bir... başkanları şey vermiş. Takım içi bilgi getir bana. Bu bar denetlediği artı 250'de hafiyelik parası. Hatır. <laughs> çok mantıklı. <laughs> mesela burada e, Mustafa Fal ve Miletonov biraz sakatlığa yatkın oyuncular. İkisi de sakatlanıyor ama mesela çok çok iyi oyuncular. Yani onların da vaat ettikleri şey aynı. E, Lele Sorb, Ömer Faruk gibi çok şey var diyor. Bir de onların da yanlarında Moses Wright'ı 600 verince zaten onların maaşlarındaki bu 150-200 bin euro'luk köpükleri de Mustafa, e, Moses Wright'ın maaşındaki rakamı düşüktüğüyle beraber telafi ediyorsun. Bence yine takım mühendisliği içinde oyuncu dengeler için çok iyi. Mekkes için kardeşimizin haberi var mı acaba arkadaşlarının maaşından? Benim buradaki <laughs> sıkıntı o. Türkler maaşları <laughs> çok medak ederler. Sevgili eşi, Mekke'de için sevgili eşinin e, burada biraz sanki eşine sen daha çok oynuyorsun, en çok sen oynuyorsun, en çok emek sen veriyorsun diye ya bir de sanki şöyle, biraz gerekiyor. Bir de şey oluyor günün sonunda kim gelirse gelsin Mekke performansına bakıyor Olympiakos. O daha şey. Ya yani, acaba, bir de, evet. Ama ya yani parayla hiç mi ilişkisi yok yani Şak'ın yani hiç mi? Ya 650'yi çok büyük bir şey mi zannediyor veya 35 de mi çarpıyorlar hala değil? 37 ile falan mı çarpıyorlar? <laughs> Sıkıntı şu kariyerinde büyük paralar da kazanmadı Mekke Yani zaten evet. hani ne bileyim şey de diyebilirdim ya ben zaten gençken çok kazandım hani şu andaydı o, bana aşırı dönemim böyle bir durum yok. Galatasaray'da evet. Otis var ya 600 bin civarında oynuyor. Öyle düşün yani. Ya gerçekten inanılmaz i̇ki, iki, ya. Iki yani... sezonluk Almanya performansı var. Muazzam bir para ya. Ama olimpiyakos'taki sıkıntıyı söyleyeyim mi size? Vildoza 1, bir, Dorsi 1. 2,5. Neredeyse Kendilikman'ın maaşıyla aynı değil mi? 100 bin daha fazla. İkisi toplam evet. Kendilikman performansı etmiyor. Bu cepte. 3,900. Ee, Vezenkov 1,250. Alec Peters hadi 5,1 de ona. 1,900 ee, de Mustafa Fola'da. Ettim sana 7. Militonalı 1,600. 8,7. Bak bunu e, şeyde 800 Mitoğlu, 2 işte milyon Huanco... Bir yedüzde sor, bir Ömer. Daha büyük kazanımları var e, şeyin Panathinaikos'un. Yani burada çok uzun tarafına iyi para harcanmış gibi duruyor. Ama e, Vezenkov iyi performans, Milutinov iyi performans, Alek Peters Vezenkov'un yokluğunda iyi performans ama varken para çok gibi duruyor. O dengeyi dağıtamamışlar gibi duruyor para dengesi. Alek Peters e, Vezenkov yokken ön plana çıktı, ilk 5 oyuncusu oldu, çok da iyi bir sezon geçirdi onun işte şartları iyi. Üstüne sen bir anda Euroleague Superstar olarak ki çok da normal yani. Vedanko getirdi ki gerçekten Superstar gibi de oynuyor zaten. E, performansı çok üst seviyede geldikten sonra. E, baktığında bir de sakatlığa da yatkın oyuncular. E, Panathinaikos'un uzun rotasının devamları çok yüksek. O yüzden de bence kağıt üzerinde Olympiakos'un kağıt üzerinde daha fazla oyuncusu var. Sanki daha nitelikli oyuncusu var gibi görünüyor ama o konsolidasyonu Panathinaikos daha iyi yapmış ve daha iyi bir takım kimyası kurmuş. Bir de çünkü Panathinaikos'un süperstar bir koçu var. Evet. Oradaki emekli mal müdürü koçuna işte, oranla bir de çok büyük bir farkı var Panathinaikos'un. Biraz da maaş fedakarlarının koç içinde yapılması gerekiyor. Jalen Grant 1 alıyor. Nigel Williams 1.1 alıyor. Ben Goss'u dediğim gibi beğeniyorum ama uzun vadede daha dengeli performansı Jalen Grant. Bu kadar Grant da beğenmiyorum. Yani Hayır, o yapacağım. kadar da beğenmiyorum yani. Performans açısından bakarsan Grant daha çok uzun vadeli performans yani böyle böyle kıyasladığında Olympiakos'ta şunu görüyorum ben. E, Maybuz hesabı yani. 500 bin, 500, 500, 500, 500, 1, 1, 1, 1. Çok gofret alıp da 3'e bir tane adam almamışlar. 4 adam, bir adam alabilirlermiş. O işe çok girişilmemiş gibi. Ben son bir şey eklemek istiyorum. Kendi Nunn ve Evan Fournier'in maaşı bana çok gerçekçi gelmiyor. Bence bu oyuncular daha fazla e, para alması gerekiyor. Şöyle bir şey olabilir. Şimdi ismini vermeyeceğim ama Beşiktaş yöneticinin. Sürekli Taliskaya ekstra para veriyormuş idmana çıksın diye. İşte maça çıksın diye. Ağabey Gol attığı zaman daha fazla para. Bence Kendrick Nunn ve Evan Fournier'de böyle bir şey var. Çok inandırıcı gelmedi bana maaşları. Kend adamı dolandırmışlar. En iyi arabayı istemiş. Porsche e ikna etmişler kendilikle dergi dergin adamı Bence kendilikle onlar 2-350 de vermiyor olabilirler biliyor musun? <laughs> Daha da düşük veriyor olabilirler. <laughs> i̇kna etmiş olabilirler de. Ya bu ya, yanlışlar var canım. Hani yan işler illa ki vardır. ya yani benim aklıma bu geldi değil. Neyse ma maliye, bence... maliyeye ma ma çok yaklaştık gibi hissediyorum beyler. Bence evet, evet. burada kapatalım. <laughs> Tek, burada Tek kapatalım. bir şey söyleyeceğim. Tek bir şey söyleyeceğim. E, bence Evan Furnier ve Bedenkov transferleri beklenti dışı gerçekleşmiş. Hani onlar sonradan bir anda eee NBA'den düşünce fırsat transfer olarak alınmış. Onların da zaten biz zaten oyunculara hani biraz bir 200 300'er fazla vermişken bu iki iki tane iyi maçta de gelmesiyle maaş bütçesi gerçekten bayağı bayağı yukarı çıkmış. Yani Yunan şeyde Moralitesi asker ücretle falan oynatıyor yani Panathinaikos. Gelelim haftanın kapanış maçlarından bir tanesine. Panathinaikos kendi sahasını Monaco'ya ağırladı. Ancak Yunan ekibi sağdan 91-88'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu maçı birazcık daha enteresan kılan detaylardan birisi. Monaco'daki koç değişikliği ve Obradovic'in yerine gelen koç adayı Vasili Spanoulis oldu burada. İlk maçından da galibiyetle ayrıldı. Burada Umut abi senden devam edelim. Özellikle sağ alt taraftaki fotoğrafı da yorumlamanı istiyorum. Neler söylemek istersin? Ya maç içine girmeyeceğiz. O yüzden burayı kısa geçeceğiz. Hı -hı. Çünkü biz o sırada yayındaydık. E, Gece de Efes maçına beraber bakarken bir göz ucuyla bu maça baktım. Yani izlemediğimiz maçın içine gir yani içine konuşmak doğru olmaz. Sadece ben sanırım gardlıktan koşu koşula geçen adamların köpeği. Bana aşırı karizmatik geliyor ya da bizim çocukluk gençlik efsaneleriniz oldukları için bilmiyorum ama, ama aşağıdaki oturuşa bakar mısın? Yani Uğur'un genellikle saç handikaplı insanlarla problemi vardır. Çok e, sıkıntılar yaşar. Hatta şöyle diyelim mi? Obradovic için şöyle bir açıklama yapmış Uğur. Bu adamı keli zengin keli değil. Kesinlikle. Uğur bu kel zengin kel midir? Şu takım elbise içerisinde görünen şey gerçekten bir premium zengin keli havası veriyor. Çok yakışıyor, çok yakışıyor. Spadolise kellik çok yakışıyor. Olimpiyako formatıyla son yıllarda biraz hırpani bir görüntüsü vardı. O kellik bir de saçları da tam sıfıra vurdurmuyordu ufak tefek saç kalıyordu ama bu takım evite içerisinde Umut'cum Spanolist bizim ona hep olan layık görüldü yakıştırdığımız gibi çok karizmatik bir e, hale bürünmüş. Hoşçuk da çok yakıştı. Hoş geldin diyelim Spanolist'e de. Umarım Euroleague'de kalıcı olur. Koç e, zaten bu Euroleague'lerin akla gelecek ilk isimlerden koçluk kariyerinde de hem yaşlandığımızı hissediyoruz hem de e, görmekte keyifli. Ergin Hoca cephesine dönersek de Hoca yani e, Allah 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 diye gidildiği her maç mağlubiyet yazıyor. Tekrardan savunmayı hatırlaması lazım Panathinaikos'un. Geçen seneki şampiyonluğunun temeli savunmaydı. Savunmayı hatırlamadığı sürece Panathinaikos e, bu baskıyı kaldırmakta biraz zorlanacak gibi duruyor. Biraz da Ergin Hoca'yı tanıdıysak yakın dönemde bir takım içi bir şoklama yapacaktır öngörüm var. Ben buradan seyircilerimizin önünde Umut abiden benden bir özür dilemesini bekliyorum. Geçen hafta hayal kırıklığı yaratan takımlara ben Panathinaikos dedim bana böyle el kol işareti yaptı. Bugün de Ergin Ataman'ı eleştiriyor. Ben kendisinden bir özür bekliyorum. Real Madrid gibi bir skandal performansı imza atan bir takım işte şaklamanlık yapıp Panathinaikos seçmeye çalıştın. <laughs> ama şu konuda da haklısın. Senden yani bir özür dilenme konusu gerçekçi olabilir ama az bile söylemişim. <gülüyor> <gülüyor> az bile söylemişim. Sen popülistsin. Sen kaosla besleniyorsun. Evet. Ee, sen linçlerin adamısın. O yüzden buradaki her türlü kışkırtıcı yorumunu duymamasından geliyorum. Spanulis'in Spanulis, in, Spanulis in, e, galibiyeti alacağını da Spanulis'i sevdiğinden değil Ergin Ataman Cerep cephesinden kışkırtılmak istediğin için söyledin. O yüzden Bak, az, bile... <gülüyor> <gülüyor> az bile... az <laughs> bile <söylemiş, gülüyor> az bile söylemiş, söylemişim. Spanulis hocanın galibiyetine gölge düşünemeyecek seni bu e, İspanyol ayak oyunların. Net tebrik ediyorum bu arada. Kırmızı kravatı da çok yani direkt Olympiakos cephesini temsil edecek şekilde giymiş hoca. Hem oradan birazcık kışkırtmış hem de galibiyeti elde etmiş. Yani ilk galibiyeti çok sükseli oldu. Tebrik etmek lazım Spanolist. Ben oyunla ilgili bir şey eklemek istiyorum. İki koç da son takım özellikle maçın e, yo, en kırıcı anlarını Mike Chief üzerinden yorumladı. E, Panathinaikos Ergin Ataman kendisi de hani büyük, büyük bir tekil bir yıldız olduğu için ya bu adam bu dakikaları iyi oynar şunu tutun bana şuna maç kaybettirtmeyin şeklinde Mike James'e yoğun bir e, baskıyla tüm kaynaklarını onun e, onu engellemek üzerine teşkil etti. Fakat Mike James burada kariyeri de hiç yapmadığı kadar bence baskıyı müthiş yönetti. Okobo, Diallo, Bluffing Game ve Jordan boydu maçın içerisine soktu. Onları paslarla çok iyi besledi ve gerçekten özellikle dış atışlarda çok başarılıydı ve galip son periyotta galibiyetin gelmesinde çok büyük rolleri oldu. Burada da Spanolis'in e, Mike James'i oradaki baskıyı yönetmesi açısından, doğru tercih yapması açısından molalarda yönlendirdiğini gördük. Büyük bir karakterin e, çok kendisi gibi çok e, kendisi kadar olmaz ama hani yine sağ içerisinde e, büyük bir oyuncuyu enerjisini, egosunu nasıl yönlendirebil yönlendirebildiğini görmek insanı keyif veriyor. Yani eğer Mike James'le Spanolis'in arasında da iyi bir uyum olursa ben Monaco'nun hiç hani en tepeyi zorlayabileceğini düşünmüyordum. Her ne kadar Euro Ligi, ilk 5-6'da bitirse daha iyisi normal sezonu. Şahane Foraday olarak görmüyordum onları. Spanolis'in e, gelişi biraz işin rengini değiştirebilir. Her yayında olduğu gibi tekrardan bu yoğun gündemi sizlere değerlendirdik. Yorumlar kısmında konuştuğumuz konularla alakalı zıt veya benzer görüşleriniz varsa yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ufak bir hatırlatma yaparak da yayını kapatmak istiyorum. Videolarımızı beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da es geçmeyelim. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.